Bu savaş gündeminden birazcık uzaklaşıp muhabbet etmeye gerçekten insanın ihtiyacı var. Ben de çok özledim. Gelin biraz sohbet edelim. Instagram ve o fake dünya hakkında daha önce konuşmuştum. Ama geçen bir tweet gördüm ve gerçekten anılarımı depreştirdi. Bir tane arkadaş şöyle yazmış. Bu aralar dış görünüşüme aşırı takmaya başladım. Instagram'da o kadar güzel kadınlar var ki kendimi bok gibi hissediyorum sürekli. Yüzleri, ciltleri, vücutları, kıyafetleri, pozları, her şeyleri harika duruyor. Ve ben asla o kadar güzel olmayacağımı biliyorum. Bu çok moralimi bozuyor demiş. Bilenleriniz mutlaka vardır. Ben yaklaşık 1,5 sene önce dünya turuna çıktım. Asya'da da bayağı bir dolaştım. Normal şartlar altında günümüzde dünya turuna çıkan bir insandan iyi bir Instagram performansı bekleriz. Hikayeler, Instagram Reels'lar falan filan. Ama ben bu tura çıkarken şuna karar verdim. Artık Instagram kullanmayacağım. Ve 1,5 senedir de gerçekten kullanmıyorum. Şöyle girerseniz hala hesabım var. Arada YouTube Shorts'a attığımı Reels'lara falan da atıyorum. Çok nadir story'de paylaşıyorum. Ama kimseyi takip etmediğimi göreceksiniz. Bu biraz daha işle alakalı bu arada. Normalde bunu bile yapmam. Direkt uygulamayı silerim. Kimseyi takip etmeyince de uygulama interaktif bir şey olduğu için diğer insanların hiçbir şeyi karşıma çıkmıyor. Ve ne bir story görüyorum ne bir gönderi görüyorum. Doğal olarak orada dolaşmadan direkt siteyi terk ediyorum. Instagram hayatımdan çıktığından beri hiçbir şekilde eksikliğini çekmedim. Sadece arkadaşlarım neredeymiş o an ya da ne yapıyorlarmış falan. Bunlardan bayağı bir eksik kalıyorum. Hep sonradan öğreniyorum işte yüz yüze geldiğimizde. Bana diyor ki abi şuraya gitmiştik diyorum ne zaman gittin? Abi nasıl ya? Görmedim mi Instagram'dan? Bir sürü şey görmedim. Görmedim yani. Arkadaşlarım başta şey dedi. Hani bu senin işin en nihayetinde network olur, para kazanırsın buradan. Ben de dedim ki yani gelmesin ya. Bu mentali sağlıklı tutmak önemli benim açımdan. O yüzden dedim kullanmayacağım yani. Ne gelecekse parasıdır, takipçisidir, network'üdür gelmesin. Bıraktıktan sonra gerçekten de daha mutlu olduğumu fark ettim. Ama daha da önemlisi bir eksikliğini hissetmedim. Yani Instagram'da saatlerini geçiren pek çok insan beni burada izliyordur, dinliyordur. Sadece Instagram olarak bakmaya da gerek yok. Buna Snapchat falan filan da dahil. Belki bırakılmayacak bağımlılık yapıcı uygulamalar olarak görüyor olabilirler. Ya da işte herkes kullanıyor ben niye kullanmayayım gibi. Ama cidden 1,5 senedir kullanmayan ve kullanmayı da gerçekten düşünmeyen bir insan olarak hiçbir eksikliğini hissetmedim. Şimdi konuyu çok fazla dağıtmadan kızın attığı tweetlerden devam etmek istiyorum. Son 1-2 senedir kendimi kabullenmiştim. Görünüşüme takılmıyordum. Ama bu özgüvensizlik yeniden filizlenmeye başladı. Çok çok keyifsizim. O derecede güzel olmadığım için fotoğraf paylaştığımda herkesin arkamdan benimle dalga geçtiğini falan düşünüyorum. Midem geriliyor sürekli. Anladığım kadarıyla bu anksiyeteye de sebep olmuş kızda. Bu anlattıklarını tamamıyla algılayabiliyorum. Çünkü gerçekten de Instagram ve güzel gözükme çabası insanda bir sosyal anksiyeteye sebep oluyor. Özellikle sivilcelerim olduğu zaman lise yıllarında bunu çok hissetmiştim. Sırf sivilcem olduğu için insanlarla konuşmaya bile çekiniyordum. Daha içine kapanık bir insandım. Pek çok konuda daha geride kaldığımı hissediyordum. Kendime olan bir sevgim zaten yoktu. Sokakta yürürken bile, aile bireyleriyle konuşurken bile böyle daha yüzümü göstermeden nasıl konuşabilir mi düşünüyordum. Bu gerçekten çok kötü bir şey. Bunun zaten tıptaki adı da sosyal anksiyete ve o dönem tabii ki daha içine kapanık olduğum için sürekli işte Instagram ve diğer hayatlara sarmıştım. Yani insanlar nasıl yaşıyor acaba? O zaman işte 18 yaşındaysam 17 yaşındaysam benden 1-2 yaş daha büyükleri baz alarak acaba onlar nasıl yaşıyor diye soruyordum. Sormama gerek kalmadan zaten Instagram takip ettiklerim üzerinden her şeyi benim karşıma çıkarıyordu. Ve ben de o storyleri, gönderileri, farklı hayatları, mutlu insanları yani Instagram'da ağlayan insan göremezsiniz arkadaşlar. Onu gördüyseniz ağlama da fake'tir zaten. Kimse gerçekten içten bir şekilde ağlarken kendini videoya falan çekmez. Bunu ille de insanlara göstermek istemez ya o derin bir duygudur. Doğal olarak bizim Instagram'da her zaman gördüğümüz şeyler mükemmeliyet yani bir kusursuz olma durumu. Herkesin mutlu hayatlar, mükemmel şeyler yaşadığı, kusurun olmadığı bambaşka bir dünya ve sen burada saatlerini harcıyorsun. Bazı insanlar sosyal hayattan bile daha fazlasını burada harcıyor. Şimdi günlerini böyle geçirmeye başladıkça insan ister istemez kafasında bunları karşılaştırmaya başlıyor. Ve kendine sorular yöneltmeye başlıyorsun. Bu çocuk böyle yaşıyor da bunlar bu kadar mutlu da ben niye değilim? Benim niye sivilcelerim var? Ben niye sokakta yürürken yere bakmak durumunda kalıyorum? Çünkü beyin ilk böyle şeyler gördüğünde ve karşılaştırma yaptığında Instagram'ın kusursuzluğunu ve o insanların ne kadar
fake ya da gerçek olabileceği konusunu kafada çok fazla tartamıyor. Özellikle yaşlar da daha gençse böyle 17, 18, 16 o saatlerini harcadığın storyler, gönderiler ya da işte farklı influencer sayfaları senin bir anda hayatının merkezinde erişemeyeceğin, ulaşamayacağın ama sürekli gözlemleyebildiğin bir nokta haline geliyor. Ve bu ulaşamama durumu sana acı vermeye, ızdırap vermeye başlıyor. Ve o sosyal medya sirkülasyonunun içerisinde kaybolup duruyorsun her gün. Bu tweetleri yazan ve bu arada tweetin yanıtlarında, retweetlerde pek çok insan da aynı durumdan müzdarip olduğunu, bu şekilde psikolojisinin bozulduğunu falan söylemiş. O sirkülasyonun içerisinde psikolojisini bozmuş birisi. Bu durum nasıl yükseliyor? Şimdi kendimize dürüst olalım. Tanımadığımız kişilere es geçelim. Diyelim ki influencerlara zaten özeniyoruz. Ama bir arkadaşın bile olsa, ki Instagram'da en çok arkadaşlar birbirini takip ediyor, o kişiyi sürekli huzurlu, harika bir hayat yaşıyorken görmek bile ister istemez karşılaştırma yapmana sebep oluyor ve seni mutsuz kılıyor. Siz diyebilirsiniz ki hayır ya, ben işte arkadaşımı mutlu görünce, partilerde orada burada görünce çok hoşuma gidiyor, onun mutluluğundan mutlu oluyorum falan. Evet, bu gerçekten de bir noktaya kadar olabilir ama bu beyninin yine de içeride karşılaştırma yapıp seni daha üzgün bir noktaya sürüklemediği anlamına gelmiyor. Kendimizi kandırmayalım. Bakın, niye bu platformları diğerlerinden ayırıyorum? Yani mesela niye Instagram'ı bu kadar vurguluyorum ya da Snapchat'ı? Çünkü bu uygulamaların diğerlerinden bir farkı var. Misal Twitter. Twitter'da millet birbirini linçler. Kimse kimsenin hayatına özenmez. Fikir belirtir, geçer. Yani Twitter gibi bir platformda senin psikolojini etkileyebilecek en büyük şey insanlarla gireceğin saçma sapan tartışmalardır. Twitter'da çok sağlıklı değildir bu arada. YouTube'a gelelim. Bana göre çok daha samimidir. Ya burada da kusursuz hayatlar görebilirsin ama atıyorum bir gezginin videosunu izlerken yalnızca muhteşem yanları görmezsin. Gezginin yaşadığı problemleri de orada görürsün. Ama Instagram kimleri takip ettiğine göre tabii ki değişir ama bunların arasında gerçekten en fake olanı, insanı durduk yere karşılaştırma yapıp mutsuz etmeye en müsait olanı. Ve bu trend arkadaşlar unique olmayı, farklılaşmayı gerçekten de baltaladı. Ya şu an herkes farklı gibi takılıyor değil mi? Marjinal olmak ne kadar moda. Ama marjinal olmak modaysa farklılaşmanın bir anlamı kalır mı? Japonya'daydım arkadaşlar. 3 ay yaşadım. Güney Kore'de de 3 ay yaşadım. Ne gördüm sizce? Aklımda ne kaldı yani Japonya ve Kore ile alakalı? Ne kadar fake oldukları kaldı. Teker teker bak, ne kadar güzel kızlar, ne kadar güzel oğlanlar. İstanbul'da yürüsün dersin ki ah ne kadar farklı, marjinal bir insan. Yüz yüze gel dersin ki bebek gibi, kafanı bir çevir, ondan 1 milyon tane daha var. Instagram bu işte arkadaşlar. Instagram Japonya ve Kore gibi gerçekten. Bir pazar yani, o hikayeler arasından bir hayat seçiyorsun kendine. İlk Japonya'ya vardığımda da kendimi böyle hissetmiştim. Demiştim ki ya insanlar ne kadar unique, ne kadar farklılar. 2 ay, 3 ay geçtikten sonra şunu fark ettim. Hayır ulan, farklı olan benim. Bu insanların hepsi aynı. Yürüyüşleri bile aynı. Bir tarz yaratmaya çalışıyorlar ama yarattıkları tarz bile aynı. İnfluencerlar. Hepsi güzel ama hepsi aynı. Sana hepsi aynı ürünü pazarlamıyorlar. Aynı zamanda aynı hayatı da pazarlıyorlar. Mutluluğu pazarlıyorlar sana. Uzaklaştırın kendinizi arkadaşlar. Uzaklaştırmış biri olarak söylüyorum. Ya bu böyle. Eğer benden yaşınız ufaksa abi kardeş muhabbeti gibi düşünebilirsiniz. Eşitse veya büyükse de biraderimsindir. Sahilde iki birayla yaptığımız bir sohbet gibi düşünebilirsin. Çünkü bu yaş çevresindeki insanların nasıl problemler yaşadığını, hangi yollardan geçtiğini ben de hali hazırda geçtiğim ve geçeceğim için biliyorum, anlayabiliyorum ve sizlerin böyle bir sohbete ihtiyacınız olduğunu da farkındayım. O yüzden bu konu üzerine bugün durmak istedim, konuşmak istedim. Yorumlara da kendi düşüncelerinizi yazmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.